Şimdi bak çıktı Milli Eğitim Bakanımız. Dedi ki kız okulları açabiliriz. Kız okulları açabiliriz. Laik Avrupa'da binlerce kız okulu var. Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da baktım. Resmi kayıtlara baktım. Binlerce Avrupa'da, laik Avrupa'da binlerce kız okulu var. Katolik, laik, kafir Amerika'da yüzlerce kız okulu var. Dağa taşa, maymuna, börtüye, böceğe tapan Japonya'da, Kore'de yüzlerce kız okulu var. Müslüman Türkiye'de olamaz. Kardeşim, Müslüman ailelerin bir hassasiyeti var ya. Sen bunu gütmüyor olabilirsin. Namahrem ve mahremiyet diye bir kaide var. İslam erkek ve kadının ilişkisini sınırlandırmış. Adam diyor ki ben diyor istemiyorum karma eğitim. Ya düne kadar bu ülkede de kız meslek liseleri vardı ha. 28 Şubat'ın bize bıraktığı zulümlerden biridir bu. Kız lisesi, meslek lisesi, erkek meslek lisesi doluydu. Hemşirelik, bir şeyler bir sürü vardı. 28 Şubat zalimlerinin yaptığı iştir. Avrupa 2001 yılında karma eğitimi kaldırdı. Okullar açtı, kız erkek okulları açtı. Türkiye'de buna karşı çıktı. Koskoca devletin bakanı vatandaşın istek ve arzusuna göre bir şey söylüyor. Bizim bütün Kemalistler ayağa kalkıyor. Olamazmış. Gericilikmiş bu. Hele bir tane de bir kadın var. Tip. Tipli mi, tipsiz mi? Sabah akşam Müslümanlara saldırıyor. Gerici ve yobazlar istediği için diyor, bu okul, o ülkede diyor, kız okulu açılmayacak diyor. %1 milyonda bir oyu bile yok. Kız okulunun sana ne zararı var ulan? Başka şeyler söylemek istiyorum da. İnşallah o günler de gelecek. O okullar açılacak. Tipliler, tipsizler, tüylüler, tüysüzler, ne varsanız. Putperestler, tapınakçılar. Ne yaparsanız yapın. Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi. Başı ezilmiş, kuyruğu sallanan yılan gibisiniz. Çırpınsanız da artık olmayacak. Başaramayacaksınız. Müslümanlar ve İslam bu topraklarda hem de sizin tahmininizden çok daha kısa zamanda galip gelecek.